Hoş geldiniz, ben Muhlis Akkoca. Bu videoda YouTube videolarınızda veya herhangi bir video montajında kullanabileceğiniz ücretsiz stok fotoğraf ve video siteleri nelerdir, onlara bakacağız. Neden bu tarz bir video çekmek istedim? Çok kısa bahsedeyim. YouTube'da yüz gösterilmeden birçok video yayınlanıyor. Siz de görüyorsunuzdur. Bu içeriklerde anlatılan konuyla alakalı fotoğraflar ve videolar gösteriliyor. Hatta fotoğraflarda genellikle zoom efekti uygulanıyor. Sabit bir fotoğraf olsa bu çok sıkıcı olurdu. Aynı fotoğrafta hafif bir zoom efekti veya sağa sola kaydırmayla fotoğraflara hareketler verilebiliyor. Bu sayede izleyici için göz yanılması yapılmış oluyor. Hatta sizler de şu an bunu görüyorsunuz. Sabit bir fotoğrafa hareket katmış oluyorum. Bunu video montaj programlarıyla basit yapabiliyorsunuz. İkinci bir örnek olarak kamera karşısında bir konu üzerine anlatım yapıyor olabilirsiniz. Şu an benim yaptığım gibi. Bu tarz videolar için de anlattığınız konuyla alakalı görsel ve videolar bularak videoyu daha farklı görüntülerle zenginleştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu şekilde 15 dakika boyunca dünyanın en önemli konusunu da anlatsam belli bir süre sonra sıkılıp kapatacaksınız. O yüzden aralara farklı fotoğraf ve videolar serpiştirmek gerekiyor ki izleyicileri aynı görüntüyle sıkmayalım. Aslında bu konu biraz da psikolojiyle alakalı. Farklı görseller görünce sıkılma çok daha geç gerçekleşiyor. Bilimsel olarak bu kanıtlanmış bir şey. Şimdi sizlere bu konudaki en iyi 4 site önereceğim. Bu sitelere girip tamamen ücretsiz bir şekilde stok fotoğraf ve videolar bulabileceksiniz. Bu siteleri ben de çok fazla kullanıyorum. Size çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bilgisayarımızın ekranına geçelim ve ücretsiz sitelerimize bakalım. İlk sitemiz Pexels.com. Bu site benim en sık kullandığım ve en güzel görselleri bulduğum yer. Her zaman ilk olarak Pexels.com'a bakarım. Orada aradığımı bulamazsam diğer alternatiflerine bakarım. Bu arada sitemiz Türkçe arkadaşlar. Türkçe olarak aratma yapabilirsiniz. Fakat İngilizce aratma yaptığınızda karşınıza daha fazla seçenek çıkıyor. O yüzden İngilizce olarak arama yapmanızı tavsiye ederim. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Şimdi kedi yazdım. Burada 6700 görsel buldu. Cat yazdım. 7330 buldu. Yani İngilizce yazınca biraz daha fazla alternatif seçenek sizlere sunuyor. Şimdi hemen örnek bir fotoğraf ve video aratmaları yapalım. Mesela bir telefon modeliyle alakalı bir inceleme videosu çekiyorsunuz diyelim. Hemen aratmalarımıza iPhone yazalım mesela. iPhone yazdım, girdim. Burada fotoğraflar, videolar, kullanıcılar diye ayrılıyor. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi bu sayıda bize fotoğraf alternatifi sundu. Buradan herhangi bir görsel seçelim. Mesela şu fotoğrafı seçelim. Çok güzel bir görsel. Sağ tarafta arkadaşlar ücretsiz indir butonundan şunu yan kısmına tıkladığınızda burada çözünürlük boyutları çıkıyor. Gördüğünüz gibi çözünürlükleri gayet yüksek kaliteli fotoğraflar. Orijinal hali de zaten buymuş. Bunu ücretsiz indir dediğinizde buraya hemen inmiş olacak. Burada bakın 9.17 milyon görüntülenme almış. Ücretsiz kullanım diyor. Burada detayları yazıyor. Aşağı doğru zaten baktığınızda bu arattığınız görselle alakalı alternatif benzer görselleri de karşınıza çıkartıyor. Şimdi bundan çıkalım. Videolar var burada. Videolara tıkladığımda sadece video çıkıyor. Fotoğraflara tıkladığımızda sadece fotoğraflar. Videoya tıkladığımızda sadece arattığımız şeyle alakalı video görselleri karşımıza çıkıyor. Buradan da hemen bir şey bakalım. Mesela şu video güzelmiş. Hemen bakalım nasıl bir video. Evet, böyle çok güzel bence. Çok kaliteli bir stok ücretsiz video. Bunu da aynı şekilde indirmek isterseniz fotoğrafta olduğu gibi şuradan ücretsiz indir yana bastığımızda bakın hatta bunun çözünürlüğü, orijinal çözünürlüğü 4K'ymış. Yani çok yüksek çözünürlükte seçenekler sunuyor bize Pexels.com. Bu anlamda da iyi. İsterseniz daha düşük çözünürlüklerde de indirebilirsiniz. Bu çektiğiniz, düzenlediğiniz videoya göre değişkenlik gösterebilir. Pexels.com'da çok fazla seçenek var. Özellikle fotoğraflarda bazı başka yerlerde de ücretsiz stok fotoğraflar bulabiliyorsunuz ama stok video konusunda biraz daha az seçenek var. O yüzden Pexels.com çok güzel bir site. Kesinlikle bunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci sitemiz Pixabay.com. Benim en çok kullandığım ikinci site diyebilirim. Yine örnek bir aratma yapalım. Mesela İstanbul diyelim. İstanbul yazdım, tıkladım. Burada en üstte çıkanlar ücretsiz değil arkadaşlar. Bu iStock'tan ücretli, hatta %20 indirimle Pixabay 20 koduyla alabilirsin diyor. Şimdi aşağı indiğimizde İstanbul'la alakalı burada görsellerimiz var. Mesela bakalım şuraya. Burada yine Free Download diyor. Bastığımız zaman yine çözünürlük seçenekleri çıkıyor. Buradan istediğimiz gibi yükleyebiliyoruz. Tabii ki buraya bir hesap açmanız gerekiyor. Hesap açtıktan sonra bunları indirebiliyorsunuz. Şimdi geri gelelim, bir video aratması yapalım. Buradan fotoğraflara tıklıyorum ve videolar diyorum. Yine buradaki ilk 3 videomuz ücretli. Ondan sonrakiler ücretsiz. Mesela şurada bir Ayasofya görseli var sanırım. Hemen buna bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen bakıyorum. Bu sanırım bu arada video değil, bir animasyon. Hatta mükemmel bir animasyon.
Şöyle bakalım. Oo, gerçekten süper. Yani böyle bir animasyonu, Ayasofya'nın animasyonunu ücretsiz bir şekilde bulmak gerçekten yani müthiş. Çünkü şunu ücretli olarak almaya kalksanız arkadaşlar en az 70-80 dolar ödersiniz diğer ücretli sitelerde. Yani ben bunu ilk defa gördüm. Hemen ben de indirip koyacağım. Çünkü bazen lazım olabiliyor başka tarzda videolar düzenlerken. Yani çok harika bir görsel. Yine farklı video görsellerini buradan görebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Yani İstanbul yazdım. Siz artık neyle alakalı video çekiyorsanız onun seçeneklerine buradan bakabilirsiniz. Üçüncü sitemiz videvo.net. Aslında ben bu siteyi genellikle telifsiz ses efektleri bulmak için kullanıyordum. Ama arada sırada video için de aratmalar yapıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu sitede fotoğraf yok. Mesela fitness diye bir aratma yapalım. En üst tarafta Shutterstock'un ücretli görselleri çıktı. Aşağıda yine bizim ücretsiz görsellerimiz var. Mesela şunu tıklayalım. 1080p diyor. Full HD çözünürlükte bir ücretsiz stok video. Yine free download dediğimiz zaman aynı şekilde bunu da yükleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar burada müziğe tıkladığınız zaman ücretsiz müzikler de var. Yine aynı şekilde kanalınızda kullanmak için buradaki müzikleri de kullanabilirsiniz. Burada kategori kategori ayırmış. Örneğin bir çocuk kanalınız var. Children diyor. Buna tıklayalım. Nasıl müzikler varmış? Bakalım hemen. Çok kısa birkaç tane örnek bakalım. Evet, burada da bu şekilde isterseniz ücretsiz müzikler de bulabilirsiniz. Yani YouTube Stüdyo'dan arayın mesela. YouTube Stüdyo'da bulamadığınız şeyleri buradan da arayabilirsiniz. Bir sonraki sitemize geçelim. Dördüncü sitemiz unsplash.com. Unsplash'te de çok zengin telifsiz fotoğraflar var. Burada da çocuk diye aratalım mesela. Beni çok takip eden çocuk kanalı var. İngilizce olarak aratıyorum. Yine burada seçeneklerimiz çıktı. Şuna tıkladık. Yine download free. Aynı şekilde burada small, medium, large olarak çözünürlükler gözüküyor. En yüksek çözünürlüğü tıklamanız, indirmeniz tabii ki daha iyi olacaktır. Aynı şekilde buradan da indirebiliyoruz. Yine unsplash.com'da çok kaliteli bir internet sitesi, ücretsiz stok fotoğraf anlamında. Üst tarafta yine böyle kategorize edilmiş yerler var. İsterseniz buradan aratma yapabilirsiniz. İsterseniz de aynı şekilde arama çubuğuna yazıp aratmalarda bulunabilirsiniz. Bunlar gibi bu tarz en az 20 internet sitesi daha sizlere sayabilirim. Ama diğer sitelerde çok geniş bir görsel yelpazesi yok. Ben kendim sadece bu siteleri kullanıyorum. Özellikle YouTube için montajladığım videolarda konuyla alakalı mümkünse video, mümkün değilse fotoğraflara hareket katıp farklı içeriklerle zenginleştirmeye çalışıyorum. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Mümkünse video, mümkün değilse fotoğraflara belli bir hareketler katmaya çalışıyorum. İşte zoom efekti, sağdan sola, soldan sola vesaire. O şekilde. İzleyiciye imkanlar dahilinde sürekli farklı şeyler gösterin. Bu da videolarınızın izlenme sürelerini ciddi derecede arttıracaktır. Evet arkadaşlar, ücretsiz stok fotoğraf ve video siteleri hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım video size fayda sağlamıştır. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.